İyi akşamlar sevgili izleyiciler. TV'lik Haber Merkezi'nce hazırlanan akşam bülteniyle karşınızdayım, ben Muzaffer Şensoy. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 1. Bölge'den milletvekili adayı olan Ordulu Veteriner Hekim Oktay Aksu ise seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'da hemşehrileriyle buluşmaya devam ediyor. Aksu aday olduğu İstanbul'da hemşeri derneklerinin düzenlemiş oldukları kahvaltı ve pikniklere katılarak CHP'nin seçim beyannamelerini anlatıp 24 Haziran seçimleri için destek istiyor. İstanbul 1. Bölge 12. sıradan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı olan Ordulu Veteriner Hekim Oktay Aksu seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Her fırsatta hemşehri derneklerini ziyaret eden Aksu bu kez Fas'ta ve Göl köylülerle bir araya geldi, destek istedi. Oktay Aksu ilk olarak Ordu'yla Fas'ta Aslan Cami Derneği Başkanı Nihat Coşkun ve yönetiminin düzenlemiş olduğu sabah kahvaltısına katıldı. Burada konuşma yapan veteriner hekim Oktay Aksu, Ordu ve Orduluların sorunlarını bildiğini belirterek CHP'nin başta üretici ve esnaflara yönelik seçim beyannamelerini aktardı. Ordu'nun sorunlarını da biliyorum. Çünkü ben annem orada, ablalarım orada, abilerim orada. Ben sürekli her yıl... Yani ayda bir, 1,5 ayda bir muhakkak memlekete gidiyorum. Fındık bahçelerimiz de var. Her ne kadar fındık para etmese de fındığımızı dalında bırakacak halimiz yok. Arkadaşlar, niçin? Ben şimdi bir sürü bir şeyler anlattı Sayın Uçma. Ben geçmişte yapılmışları kötüleyerek, şöyle ettiler, böyle ettiler diyerek siyaset yapan bir kardeşiniz değilim. Ben sadece biz neler yapabiliriz anlatmayı tercih ediyorum. Biz... Ne yapacağız? Bir, fındık 15 lira olacak. Bunu Muharrem İnce her platformda söyledi. Fındık 15 lira olacak. Desteklemeler iki katına çıkacak arkadaşlar. Yani dönüm başına verilen doğrudan destekler iki katına çıkaracağız. İlaç, gübre ve diğer girdi maliyetlerini arttıran fındıkta kullandığınız onlardan vergiler düşülecek. Vergi indirimi gelecek. Asgari ücret net 2200 lira olacak. Emeklinin maaşı net en az en düşük 1500 lira olacak. Şimdi bunlar önemli şeyler. Esnaf olan arkadaşlarımızla ilgili esnaf bakanlığı kuracağız. Esnaf olanlarımız varsa esnaf bakanlığı kuracağız. Esnaf arkadaşların kira stopajları alınmayacak. Şimdi burada tek tek saydığımızda ya gençlerle ilgili, emeklilerle ilgili, engellilerle ilgili çok projemiz var. Yani burada saatlerce süre. Oktay Aksu, CHP'nin seçim beyannamelerini 19 Haziran Salı günü TV'lik İstanbul stüdyolarında katılacağı seçim 2018 programında anlatacağını söyledi. Saat 22'de herkesin TV'lik'i izlemesini istedi. Ya biraz da projelerden bahsetseniz diye eleştiriler aldım. O yüzden Salı akşamı bunları ayrıntılı bir şekilde Kanal 52'de beni izleyerek... 10-11 arası. Ya 22-23 arasıymış. Oktay Aksu daha sonra Ordili Gölköy Güzel Yurt Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği'nin düzenlemiş olduğu pikniğe katıldı. Burada konuşma yapan Aksu kendisini tanıttı, hem şehirlerinden destek istedi. Ben Ulubey'liyim. Ulubey'in Akoluk köyünde doğmuşum. Gölköy'e çok yakın. Rahmetli Enver Tuzcu babamın amcasıdır. 9 yıllık meclis üyeliği deneyimim var. 9 yıllık meclis üyeliği görevimin yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesiydi. Oradan birçoğunuzu tanıyorum. Görev yaptığım süre boyunca hiçbir hemşerimi bir diğerinden ayırt etmedim. Bana gelen bir hemşerimi acaba bu hangi partiye oy verdi, ne yaptı, ne düşündü, neresinden ordunu demedim. Benim için ordulu olması yeterli.